Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. 2012 model Honda Civic aracımızın tıkırtı sesiyle alakalı arızayı giderdik. Müşterimiz bize Ali Ağa'dan geldi. Abi şimdi aracın sesiyle alakalı senden dinlemek istiyoruz şikayetlerini. Ya aracın gaz verdiğin zaman lık lık diye bir ses vardı. Evet. Gaz veriyorsun, bırakıyorsun, lık lık burun sesi geliyordu. Çok yere gittim ben. Ön takıma baktılar, divatlarını sıktılar. Çok yere gittim. Herhangi bir çözüm bulamadım. Evet. En sonunda buraya geldim. Yani bakmadık ya, motor kulağına bile baktılar. Buraya geldim. Allah razı olsun, sağ olun. Çözüm buldunuz, hallettik. Motor kulağı da burada, paramparça olmuş. İzmir'e de gittik. Birçok yere gittiniz. Birçok yere gittim. İsim söylemesek yere daha iyi olur, evet. Sıkıntı yok. Sorun çözülmedi. Sorun çözülmedi. Sizin sayenizde sorun çözüldü. Sorunun ne olduğunu da tabii onu da göstermek istiyoruz arkadaşlar. Bu sorunu yaşayan arkadaşlar için sorun, görmüş olduğunuz motor takozundan çıktı. Bu takoz buradan kopuyor ve lıkırtı sesleri açığa çıkıyor. Abim Ramazan Usta'nın tespitleriyle bu sorunu çözdük. Tabii araç ilk geldiğinde ben kapıyı açtığımda hatta müşterimiz bir deneyelim dedi. İlk önce ben dedi bir arızayı size söyleyeyim, sonra bir deneyelim falan. Tabii kapıyı açtığımda bir ileri geri yaptık burada, değil mi abi? Evet. Kapıda açtığımda direkt zaten gözüme çarpan motor takozu oldu ama tabii sesin bundan olmayabileceğini tahmin ettim. Hani bundan olmayabilir diye düşündüm ama sonrasında yaptığımız kontrollerde kaldırdık. Bu tamamen buradan çıkık bir şekilde. Aynı zamanda bu takoz da daha önce değişmiş yan sanayi bir takoz. Öyle de bir durum var. Evet. Bu takoz şöyle koyduk Musa. Şöyle. Şu şekilde koyduk. Bu normal şartlarda bunun arasında aşağı yukarı bir parmak falan bir boşluk kalması gerekiyor. Bu arızalı olduğu için evet, bu tam buraya dayanmış. Bundan dolayı tabii ileri geri kalkışlarda, ileri veya geri hareketlerde bu tabii lık lık, lık, lık ses olayını yaptırıyor. Hatta aracı aldığında bile bu ses varmış abinin. Evet. O günden bugüne ses devam ediyormuş. Ya, halbuki kaputu açılıp araca genel bir gözle kontrol yapıldığında bu takozun kopuk olduğunu mutlaka görmesi gerekirdi. Motor zaten aşağıda duruyordu. Evet, motor aşağıda duruyordu. Biz kaputu açar açmaz zaten bunun kopuk olduğunu gördük. Sesin de bundan olabileceğini tahmin ettik. Tahmin ettik tabii ama bir değiştirelim diye karar aldık. Sonrasında deneyelim dedik. İki arıza da sonuçta oradan çıktı. Aracın sesi böylelikle kesilmiş oldu. Belki aylardan beri gelen bir ses. Değil mi abi? Ne kadar zamandan beri geliyordu? 4-5 aydan beri. 4-5 aydan beri geliyor. Yani bu tür sorunlarla karşılaşırsanız motor takozunun kontrol edilmesinde fayda var. Bunu bir bilgi olarak Honda'cı arkadaşlara faydalı olabilmek adına çekiyoruz. Durum bu şekilde arkadaşlar. Bakın takozumuzun yenisinde montajını yaptık. Orijinal bir şekilde. Ürünle değiştirdik. Evet, orijinal olarak takozu taktık ve aracın sorunu düzeldi arkadaşlar. Hoşça kalın.